Bir kimse Ramazan ayı içerisinde hiç oruca niyet etmeksizin gündüz bir şey pişerse, buna tabi ne gerekiyor? Buna bayramdan sonra günle gün kaza gerekiyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz bunu şöyle yorumluyorlar. Öbürü icabında gece sahura kalkmış, yemeğini yemiş, oruca başlamış ama nefsine yenilmiş, orucunu bozmuş kasten. Ona kefaret gerekiyor. Bu kişi ise ne sahura kalkıyor, ne Ramazan'a bir saygı hürmeti var, ne niyet ediyor kişi. Ama buna kefaret yok, ceza yok buna. Günle gün. Neden böyle oluyor diyorlar. Şimdi tabii her şeyin içeriğine girmeyince ilk bakışta böyle bir görünüyor. Yeminde de kefaret vardır, yeminde kefaret vardır. Üç çeşit yemin vardır. Yemini lagıb deniyor biri. Kişi niyet yemin etmek değil. Ellem azam mı kaçıyor? Vallahi billahi şerif ediyor. Buna yemin lagıb, ilga olan, boşta kalan yemin. Buna bir şey gerekmiyor. Tevbe gerekiyor tabi ama. Biri de yemini münakide deniyor. Münakide, akit denen, sözleşme yapılan bir yemin. İşte vallahi alacağım, vallahi vereceğim, işte vallahi şu zaman geleceğim gibi. Bu nedir? Akitleşme yemin. Bu yemin bozulduğu zamanlar bu yemine kefaret gerekiyor. Üçüncüsü de yemini gamus var. Yemini gamus. Nedir bu da? Bir kimse bile bile kasten yalan söylüyor. Mesela borcu var. Uzun yıllar önce almış, vermemiş bunu. Tabii kişi istiyor borcunu. Ben sana bunu verdim. Vermedim. Vallahi billahi verdim diyor. Ama vermediğini biliyor ama. Nedir bu? Bile bile kasten yalan yemin. Buna yemini gamus. Gamus, insanı günaha batıran, helak eden anlamına geliyor. Bu yemini gamusla kefaret yok bakın şimdi. Yemini gamusla bunda kefaret yok. Neden? Çünkü bunu kefaret ödeyemiyor bu muhteremler. Onun için ağırda kalıyor, mesele kalıyor. Efendim. Demek ki bunun gibi bir kimse hiç Ramazan'a saygısı yok. Gece yemeğe kalkmıyor, niyet etmiyor, oruç tutmuyor da. Buna günlük gün gerekiyor. Bunun günahı aslında çok daha büyük. Çok daha büyük. 60 günde 60 fitre ile günahı ödenmiyor bunun. Peki ne yapacak bu kişi? Allah-u Teala tabi çok tevbe edecek muhtemelen. Edecek. Diğerine günlük gün kaza edecek.